CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tekin Bingöl stüdyomuza. Sayın Bingöl hoş geldiniz. Ancak bir er şehit olmuş, iki astsubay da yaralanmıştı. Evet Sayın Bingöl, şimdi bu suikast uyarısı ile ilgili işin aslında sizden öğrenelim. Evet. Hakikaten Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir uyarı gitti mi yılbaşının hemen öncesinde? Evet, böyle bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Yılbaşı öncesinde Perşembe günü Sayın Başbakan'ın telefonla Sayın Genel Başkanımızı arayarak bir takım tehdit unsurlarının arttığını, istihbarat bilgilerinin olduğunu, ihbarlar geldiğini kendilerine ifade ederek bir zırhlı araç önerisinde bulunuyor Sayın Genel Başkanımıza. Tabii bildiğiniz gibi daha önceki zaman dilimi içinde de Genel Başkanımıza zırhlı araç teklifleri olmuştu ama Genel Başkanımız bunu teşekkür ederek kabul etmemişti. Ama bu kez Sayın Başbakan'ın bizzat arayarak bu kaygılarını dile getirmesi önemli. Yine bildiğiniz gibi siz de az önce paylaştınız. Türkiye'de son dönemde suikast girişimine, terör örgütü tarafından suikast girişimine bulunan tek lider Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Onun da öncesinde bir şehit cenazesinde Genel Başkanımızın önüne kurşun atıldı. Bu sadece Sayın Genel Başkan'la sınırlı değil. Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'a bir silahlı saldırıda bulunuldu. Ayrıca birçok ilçe örgütümüze gece yarısı kundaklama girişimleri, belediyelerimize silahlı saldırılar gerçekleşti. Bütün bunların çok temel nedenleri var. Bunlardan bir tanesi uzun süredir iktidarın ve iktidar mensuplarının ayrıştırıcı bir dil kullanmaları. Bir nefret suçunu olgunlaştıracak ifadelerde bulunmaları, işte terör örgütlerine, bu terör mensuplarına ve saldırı eğiliminde olan bir takım insanlara cesaret veriyor ve onlar bu tür eylemleri yapabiliyor, bu tür eylemlere kalkışabiliyorlar. Önemli olan zırhlı araç vermek değil, önemli olan birçok tedbiri birlikte almak. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlara baktığımızda, yandaş medyanın Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef gösteren yayınlarına, yazılı ve görsel basınlarında baktığımızda böyle net bir sonuç çıkıyor. Bütün bu duruma nasıl gelindi? Önce 14 yıllık CHP, AKP iktidarının Türkiye'yi getirdiği noktaya bakmak lazım. Biz hedef haline getirildik. Sadece genel başkan değil. Bakın bazı milletvekillerimiz sosyal medyadaki paylaşımlarla hak etmedikleri, hiç yaşanmamış olayların noktasına taşınarak hedef haline getiriliyor. Bu insanlar savunmasız, bizim yöneticilerimiz savunmasız. Yarın herhangi bir şekilde bir milletvekilimize, bir parti yöneticimize, daha önce bahsettiğim olaylardan bir tanesi yaşandığında daha dramatik sonuçlarla karşılaştığımızda iktidar bunun hesabını nasıl verecek? Hükümet bunun hesabını nasıl verecek? Önce bu tür tedbirleri almak lazım. Bu palyatif bir sonuç. Zırhlı araç tahsis edildi. Zırhlı aracı nasıl kullanacağını, ne kadar kullanacağını da şimdiden söylemek mümkün değil. Ama eğer Başbakanın dahi bu tür uyarılar dikkate alınmasaydı, ileride Allah göstermesin gelişecek bir olayda bu dikkate alınmadığı takdirde biz önerdik, kabul edilmediği noktasına taşıyacaklardı. O zaman burada şunu da hatırlatalım. Şimdi bugün benim de özellikle sosyal medyada dikkatimi çeken yorumlar yapıldı bu konuyla. Evet. İşte Cumhuriyet Halk Partisi kendi genel başkanına bir araç, zırhlı araç tahsis edemiyor mu ki hükümetin verdiği bu aracı kabul etti noktasında ne gibi bir değerlendirme olabilir? Şimdi bizim olabilir? Genel başkanın da genel başkanı takip eden koruma araçlarının da tamamı partimizin aracı. Biz kendi olanaklarımızla o tür teknik donanımları sağlıyoruz. Ama bir prosedür var. Bu bazen işte devletin güvenlik güçlerinin, ilgili kurumların yapması gereken işler var. Ve sadece bu bizim genel başkanımıza yönelik değil, belki üst düzey bürokratlara da bu tür araçlar tahsis ediliyor. Bu bir politika, bir iç güvenliğin getirdiği bir olay. Tek başına bizim bir zırhlı araç alarak onu kullanıma sokmamızın temel bir sakıncası var. O açıdan bu hükümet tarafından önerilen bir araç. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette bu aracı alacak olanakları vardır. Biz çok rahatlıkla da
genel başkanımıza da milletvekillerimize de bu olanakları tanırız, büyük fedakarlıklar yaparız. Ama dediğim gibi iş başka bir boyutu var, o gerçekleştirildi. Evet, şimdi bu yeni bir olay değil. Daha önce işte evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi ya da işte önüne kurşun atılması bir şehit cenazesinde bunlar bizim bildiklerimiz ama onun dışında da siyasi suikastlar olabileceğine ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapıldı geçtiğimiz bu süreçte. Özellikle terörün işte genel seçimden sonra patlamasının ardından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii Türkiye bu noktaya nasıl geldi ona bakmak lazım. Eğer bahsedildiği gibi siyasi suikastlar söz konusu olacaksa bütün bunların maddi temeline bakmak lazım. 14 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP eğer son dönemlerde yaygın bir şekilde bir güvenlik zafiyetine yol açmışsa, 14 yıllık tek başına bir iktidar, bir istihbarat zafiyetine yol açmışsa bunları sorgulamak lazım. Niçin siyasi suikastlar konuşuluyor bugün? Hadi onu da bir tarafa bırakalım. Hemen hemen her gün bir terör eylemiyle karşı karşıya vatandaşlarımız. Yarın kör kurşunun ya da patlatılacak bir kalleş bombanın kime rastlayacağını kestirmek mümkün değil. Bütün insanlar tedirgin, vatandaşlarımız tedirgin. Masum insanlar bir yılbaşı gecesi hayatlarını kaybedebiliyor. Ya da bir spor karşılaşması sonucunda orada onlarca insan hayatını kaybedebiliyor. Bunları sorgulamak lazım. Bu iş sadece bir zırhlı araçla geçiştirecek bir olay değil. Bu işin temelini çok iyi şekilde irdelemek lazım. Asıl alınması gereken tedbirler lazım. Almak gerekiyor. Bunlara bakmak lazım. Bakın biz defalarca uyardık. Türkiye ciddi anlamda bir terör bataklığına doğru sürükleniyor dedik. Dış politikanın ne kadar yanlış olduğunu ifade ettik. Ama hep haklı çıktık. Bakın bugün Sayın Başbakan grup konuşmasında ayrıştırıcı bir dil kullanıldığından bahsediyor. Bundan şikayet ediyor. Günaydın. Her fırsatta biz ve Genel Başkan konuşmasının birçok yerinde mutlaka ayrıştırıcı siyasetin mutlaka bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi. Peki bunu samimi buluyor musunuz? Özellikle bu son dönemde mesela bu İstanbul'daki terör saldırısından sonra yaşadıklarımıza bir bakarsak eğer ayrışma noktasında Başbakan Binali Yıldırım'ın bu değerlendirmesini samimi buluyor musunuz? Bunun hayata geçirilmesi lazım. Bakın şimdi Ali Hanım, daha önceki günlerde sosyal medyada AKP'ye muhalif bir tweet atıldığında ya da bir yazı paylaşıldığında anında hemen gidip onlar derdest ediliyordu. Bu tür yazı yazan gazeteciler gözaltına alıp tutuklanıyordu. Pazar gününden bugüne geçen süre içerisinde sosyal medyada böyle ayrıştırıcı dil kullanan, çok alçakça tweetler atanlarla ilgili sadece uyarılar yapıldı. Herhangi bir şekilde girişimde bulunulmadı. Peki bunun samimiyeti neresinde? Samimi iseler eğer bunun gereğini yerine getirmeleri lazım. Bu tür paylaşımı yapanların mutlaka deşifre edilip gereğinin yapılması lazım. Yandaş medyada çok çirkin yazılar yazılıyor. Aktroller her gün Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef gösteren ya da muhalifleri hedef gösteren tweetler atıyorlar, yazılar paylaşıyorlar. Ama onlarla ilgili bir girişimde bulunulmuyor. O zaman samimiyetten şüphe ederiz. Bugünkü konuşmasında sosyal medya uyarısı yapıyor. Çok güzel. Bugünkü konuşmasında yaşam tarzı üzerinden ayrışmanın sakıncalı olduğunu söylüyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yaşam tarzı üzerinden siyasetin yapılmamasını, etnik kimlik üzerinden siyasetin yapılmamasını, inanç üzerinden siyaset yapılmamasını her fırsatta söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti ama dikkate alınmadı. Günaydın, bugün Sayın Genel Başkan, Sayın Başbakan bu konuda uyarıcı bir görev üstleniyor. Hem sosyal medya hem de yaşam tarzı üzerinden ayrıştırıcı bir rol üstlenilmesin deniyor. Buna dikkat etmesi gerekenler iktidar olanlar. Evet. Onların bunu gereğini yapmaları gerekiyor. Gereğini yapmaları gerekiyor noktasında. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o anlamda bakacak olursak toplum içinde son derece rahat tavırlarıyla dikkat çeken, öyle çok büyük bir koruma çemberi içinde dolaşmayan bir lider. Evet. Dolayısıyla bu zırhlı araç yeterli mi sizce? Şimdi Artvin'deki suikast girişiminin hemen sonrasında o günkü programı dahil hiçbir programı genel başkan iptal etmedi. O an içinde bulunduğu halet rüye dahi genel başkanı o randevularını iptal etmeyecek noktada bir net bir duruşa itti. Ve yine ertesi gün bir açıklama yaptı. Bu ülkenin menfaati için benim canım feda dedi. Allah bir can vermiş dedi. Ben ülkem için, vatandaşlarım için feda olsun dedi. Bu kadar net. Bizim bütün arkadaşlarımız böyle. Biz hiçbir şekilde programlarımızı ertelemedik. Bundan sonra da ertelemeyeceğiz. Genel başkanımız da programını sürdürecek.
tersini yapmamız bir defa çok yanlış olur. Niçin? Biz sürekli sahada olan bir partinin mensuplarıyız. İşte o zaman bir korkunun, bir yıldırmanın, bir sindirmenin sonucu ortaya çıkacak ki asıl bizi rahatsız edecek olan odur. Biz terörist eylemlere girişecek olanlara, terör örgütlerine asla prim vermeyeceğiz. Tavrımız net, biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz, vatandaşlarla buluşacağız. Her geçen gün arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında heyetler halinde alan çalışmaları yapıyorlar. Bir an olsun aklımızda tedirginlik yaşamıyoruz. Bir an olsun yapacağımız çalışmalardan geri adım atmıyoruz. Genel başkan da dahil. Onun için bizim korkacak ya da sinecek bir anlayışımız yok. 93 yıllık bir partinin geçmişinde genel başkanlarına, milletvekillerine bu tür saldırılar, suikastler yapıldı. Şehitler verdik ama asla bu ülkeye karşı olan sorunumuzdan bir adım geri atmadık. Bu da öyle. Zırhlı araç sıradan bir iş. Çok da önemli değil. Bugüne kadar yapılan olumsuz girişimlerde zırhlı araç yoktu. Sadece bir tedbir, bu bir kez daha reddedilseydi ileride bu farklı şekilde kullanılabilirdi. Evet, o açıdan siyaseten de. Siyaseten kullanılabilirdi ama asıl önemli olan zırhlı araçtan çok daha önemlisi iktidar partisinin, hükümetin, hükümet yetkililerin az önce bahsettiğim önemli olan o tedbirleri almaları. Sosyal medya üzerinden, yandaş basın üzerinden yapılan o çirkin saldırıları durdurmaları, onlarla ilgili tedbir almaları ve nefret suçu oluşturacak o söylemden iktidar partisi mensuplarının vazgeçmesi, onların kullandıkları her cümle farklı bir şekilde toplumun belli kesimi tarafından değişik bir algı oluşturabiliyor ve bu terörist unsurları cesaretlendiriyor ya da saldırma eğilimi olan insanlarda bir cesaret odağı oluşturuyor. Bunların evet. Terk edilmesi lazım. Şimdi bu hükümetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da yılbaşı arefesindeki evet, hutbeyi bir kere maalesef, daha hatırlatmakta, yılbaşı kutlamaları ile ilgili evet, bir kere daha hatırlatmakta ve hatırlamakta evet, fayda var. Bu anlamda ne düşünüyorsunuz peki? Şimdi yani tabii, tam da sizin Diyanet söylediğiniz noktada. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oluşturduğu hutbelerin daha birleştirici, daha uzlaştırıcı, daha sevgiyi ve hoşgörüyü içeren hutbeler olması gerekir. Şimdi insanların yaşam terziyle meşgul olunmaması lazım. Bizim dinimiz de zaten böyle bir ayrışmayı reddeden bir din. Olay böyleyken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaleme aldığı hutbelerde yılbaşı ile ilgili olumsuz mesajlar vermesi sonuçta bu tür olaylara da belki zemin hazırlıyor. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı hutbeler, hazırlayacağı metinlerin içerisinde temelde kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye, birleştiriciliğe yönelecek mesajlar içermesi lazım. Hiç kimseyi ilgilendirmez insanların yaşam tarzı. Kimi yılbaşını eğlenceyle kutlar, kimi evinde kutlar, kimisi bir eğlence yerine gider, kimi ne ilgilendirir? Ki hep böyleydi zaten. Hep böyleydi. Bugüne bu kadar sadece böyleydi, evet, bizim ülkemize has bir olay değil. Bakın bugün basına da düştü. Orta Doğu ülkeleri, Müslüman ülkelerin evet, tamamında yılbaşı eğlenceleri dorukta. Yılbaşında oralarda sokaklarda, sokaklar süslenmiş, ışıl ışıl. O ülkelerde böyle bir olay söz konusuyken onlar Müslüman ülkeler değil mi? Onların Diyanet mensupları yok mu? Onların hutbe veren vaazları, vaizleri yok mu? Niçin onlar böyle ayrıştırıcı dil kullanmıyor da bizimkiler kullanıyor? Sonuçta da böyle can alıcı, can yakıcı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Şimdi bu İstanbul'daki terör saldırısına, onlarca vatandaşımızın ve tabii yabancıların da yaşamını yitirdiği saldırıya dönersek bir kere daha görüyoruz ki istifa müessesesi hayata geçmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bugün grup toplantısında evet, istifa çağrısı vardı. Yönetemiyorsanız istifa edin çağrısı. Ama ne ilgili kurumlar ne de hükümetten buna evet, ilişkin bir ses yok. Maalesef. Bu büyük bir pişkinlik. Tek kelimeyle pişkinlik. Dünyanın birçok ülkesinde bunun çok daha gerisinde herhangi bir toplumsal olay söz konusu olduğunda ya da farklı bir olay söz konusu olduğunda anında istifa mekanizması devreye girer. Bakın yaklaşık bir yıl önce bir Balkan ülkesinde bir alışveriş merkezinin çatısı evet, uçtu. Orada dramatik bir olay yaşandı. Ertesi gün istifalar peş peşe geldi. Bizim gibi büyük terör olayları daha yaşanmadı o ülkelerde. Ama bunun gereği yapılıyor. Kaç kez bu olaylar vuku buldu, tık yok. Ne emniyet mensuplarında ne hükümetten herhangi birisinde sorumluluk üstlenip onun gereğini yerine getirmek aslında bir saygınlığı da beraberinde getirecektir. Ama kesinlikle büyük bir pişkinlikle istifa akıllarına bile gelmiyor. Her seferinde bir mazeret,
Her seferinde terörle mücadele edeceklerini dile getiriyorlar. Her seferinde kınıyorlar ama birkaç gün sonra bunlar unutuluyor. Ta ki yeni bir olayla, yeni bir dramla karşılaştığımızda yeniden çıkıp nutuklar atılıyor, demeçler veriliyor ve olan ölenle onların ailesine ve yaralananlara oluyor. Evet. Şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle bu İstanbul'daki terör saldırısının niteliği de farklı evet. olmasından yola çıkarsak eğer Türkiye oldukça tehlikeli bir noktada. Evet. Dolayısıyla artık Türkiye'nin terörle mücadele etmesi iktidar partisinin siyasi bir politikası olmaktan çıkmış durumda. Evet. Yine CHP'den bu anlamda her türlü yardıma evet. hazırız benzeri açıklamalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Vatandaşlarımıza evet. aktarabileceğimiz, hükümetle bu konuda yaptığınız bir görüşme var mı? Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi bu terör olayları söz konusu olduğunda Genel Başkan'ın her açıklamasında yapılacak ne varsa yardımcı olmaya hazırız. Düzenlemelerle ilgili de aynı şeyler söylendi. Ama getirebilecekleri bir şey yok. Hükümet tıkanmış. Hükümet bu ülkeyi yönetemiyor. Artık çok kötü bir yönetimin elinde ülke maalesef kaosa her geçen gün hızla sürükleniyor. Yönetemiyorlar. Bu kadar açık. Yani yönetemedikleri zaaflarından belli. Yönetim zaafı var, istihbarat zaafı var, güvenlik zaafı var. Bunların hangisini tek başına giderecekler ki? 14 yıldır ülkeyi bu hale getiren bir anlayış, bir siyaset anlayışı nasıl toparlayacak? Mümkün değil. Ki 14 yıl öncesine döndüğümüzde ülkede terör diye bir olay yoktu. Sıfır terör vardı. Şimdi terör öyle bir noktaya geldi ki bakın yıllar öncesinde biz Irak'ta, diğer Orta Doğu ülkelerinde bu tür bombalar patlarken, o televizyonlarda izlerken vah vah, vah vah derdik. İçimiz acırdı. Şimdi onların çok daha ilerisinde terör olaylara karşı karşıya geliyoruz. Patlamalar oluyor ve sanki rutine bağlandı gibi, günlük bir olaymış gibi insanlar alıştırılmaya çalışılıyor. Kötü olan da bu. Ve bu olayları, bu iktidarın sonlandırması, tedbir alması artık mümkün değil. Çünkü evet. iktidar olma yeteneklerini kaybettiler. O becerileri yok artık. Sadece terörle ilgili değil ki. Dış politikada aynı zafiyet var. Ekonomide aynı kötü gidiş var. Sosyal yaşamda yani aynı. Miadı doldu diyorsun. Yani yok. Evet. Bir tek konu olsa da hadi diyelim ki diğerlerin hepsini hallettiler. Hiçbir sorun yok. Ekonomide her şey güllük gülistanlık, işsizlik yok. Her şey çok derli toplu. Bir tek terör var desek amenna. Ama yok. İyi olan inanın bir tek şey yok. Mutlu olan sadece bir grup yandaşın dışında toplum hiçbir kesim mutlu değil. Bu kadar kötü bir yönetimin içinde bu iktidarın bu sorunu çözmesi mümkün değil. Biz yıllardır her konuda çözüm sürecinde de ekonomik konularda da dış politikada uyarı görevimizi yaptık, önerileri yaptık, dikkate alınmadı. Ama hep haklı çıktık. Evet. Parti olarak hep haklı çıktık. Şimdi yine başa dönersek zırhlı araç size ulaştı. Bir süre sonra evet. Sayın Kılıçdaroğlu kullanmaya başlayacak sanırım. Yani onun da değerlendirmesi muhtemelen yapılacaktır. Güvenlik elemanlarıyla, korumalarla birlikte nasıl kullanacağı falan bir şekilde bakılır. Ama mesele zırhlı araç meselesi evet, değil evet. Lale Hanım. Yani zırhlı araç vererek bu iş kotarılmaz. Bahsettiğim gibi bu saldırgan dilden vazgeçilmeli. Hedef gösteren bir anlayışın süratle terk edilmesi lazım. Bunun gereğinin yapılması lazım. Artı artık ayrıştırıcı dilden etnik çünkü kimlik üzerinden yani mücadele etmemiz gereken bir tane evet, iki tane değil evet, birçok evet. terör örgütü var. Bu terör örgütleri nasıl yaratıldı? Evet. Amut gibi çoğaldılar. Evet. 4-5 yıl önce hiçbirimiz IŞİD diye bir terör örgütünün farkında mıydık? El Nusra diye bir terör örgütünün farkında mıydık? Bunlar nasıl uyan hücrelerden söz ediliyor? Ve maalesef. Türkiye'nin birçok yerinde IŞİD ve diğer terör örgütlerinin uyan hücrelerinden bahsediliyor ki işte bu tür terör eylemleri gerçekleşiyor. Evet, umarız bir an önce bu tehlikeyi, bu krizi atlatırız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bilgör. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.